Galiba herkesin zihnindeki en önemli soru ya da izlenim, evet, intiba, her ne derseniz deyin. Hep çocuk kalan bir yüzünüz var, evet, bir uslubunuz var, evet, bir oyun tarzınız var. Evet. Hep çocuk bir sanatçısınız. Evet. Bunun şüphesiz avantajları da var, dezavantajları da var. Evet. Siz de galiba bundan çok şikayet etmiyorsunuz. Bir söyleşide okudum. Evet. İşte şu yaşımda bile bir emzikli çocuğu oynayabilirim, tabii, diyorsunuz. Tabii. Çok da müşteki değilsiniz, hayır, bundan. Hayır, katliye. Bunun hayatınızdaki yansımaları nasıl? Yani hiç yaşlanmayan bir oyuncu olmak, evet, nasıl bir şey? Yani bu gençliğimde daha fazla söz konusuydu. Mesela ben bankaya gidip de çek bozdurmam çok zor olurdu benim. Çünkü diyelim ki o sırada 27 yaşındayım, 28 yaşındayım falan. İşte çök götürürüm. Kaç yaşındasınız der yaşın bana. Yaşın tutuyor mu? Ya tutuyor. Senden büyüğüm canım kardeşim derdim ben. Memur hanıma ya da memur bey ya. Ama yani oralarda öyle şeyler olurdu. Ama ben buna alıştım artık. Hı-hı. Alıştım. Böyle yaşadım. Peki mesela sosyal ilişkilerde de bu ayrı bir renk. Mesela öğrenciliğiniz nasıl geçti? Askerliğiniz nasıl geçti? Böyle bu tür insanlar, sizin gibi insanlar etrafında çok ciddi bir sempati dalgası oluşturuyorlar. Evet. Mesela nasıl askerlik yaptınız? Askerliğim çok güzeldi. Ben Yozgat'ta yaptım, yedek subaylık yaptım. Çok güzel geçen bir seneydi. Yani 1,5 senelik işte 18 ayın 6 ayı Ankara'da eğitimde geçti. Sonra bir senede kıta olarak Yozgat'ı çektim ben. Jandarma alayında Asteğmen ve Teğmen olarak bulundum. Gene çok... yaşı tutmayan bir Asteğmen. Onu anlatacağım zaten şimdi. İşte tabii yani alayın içinde tamam, en büyük kumandanına kadar hepsi Haliç'im, Haliç'imde. Her akşam oturur kumandanlarla yemek yeriz, içki içeriz falan filan böyle. Bir gün babam ziyarete geldi. Yozgat'a böyle. İşte babamın koluna girdi ama benim üniform var üzerimde. Yozgat caddelerinde dolaşıyoruz. Karşıdan da bir asker geliyor. Ama asker, Yozgat'ın askeri değil. Yani Yozgatlı ama başka yerde askerlik yapıyor. Hmm. Belli o. Ben çünkü Yozgat'ın askeri olsa tanırım yani, bizim jandarma olsa tanırım. O da geliyor karşıdan. Geldi yanımdan, geçti gitti, selam bile vermedi. Döndüm arkasından, babam da var, utanıyorum şimdi. Ayıp, babamın yanında bana asker selam vermeden geçti. Gelsene buraya sen dedim. Çağırdım askeri, gel. Ne var dedi. Niye selam vermedin dedim. Niye vereyim ki dedi. E oğlum bunlar ne dedim. Olur mu ya, onlar sahte dedi. Sen dedi subay olacak yaşta değilsin ki. O beni şey zannetti. Yani hani sünni çocukları vardı. Öyle subay elbiseleri giyerler, birbirine özenmiş giyerler. Özenmiş giymiş olacak zannetti.